Lüye TV'den herkese merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Sesi programında sevgili Ahmet Ercanlar ve Levent Ümiteroğlu'la birlikteyiz. Hoş geldiniz her ikiniz de. Hoş bulduk. Bugün birazcık erken aldık. Evet. Çünkü trafikte olur. Ahmet Ercanları geç saatte tutmuyorum. Gitsin ailesinden. Hodri Meydan TV'nin başında dursun. Bugün de çok şık giyinmiş. Bir davetten mi geliyor acaba? Ya da kış yağmur diye mi böyle giymiş, onu da anlamış değilim. Ahmet Bey hep şık ama. Değil Geçen mi? de böyle geldi. Ya genelde ben Değil onu mi Ahmet Bey? Fenerbahçe'yi Yanlış mı gördüğüm için. Hatırlıyorum? Evet. Evet, güzel. Nasılsınız Ahmet Bey? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz deyiz. Soğuk Şimdi hava, sıcak program. gündem çok fazla. Ben Fazla. burada bugün böyle saksı gibi oturmak istiyorum. Başın ağrıyor biraz. Tabii başım ağrıyor. Ahmet Ercanlar'la yani yayını üçe bölmüşüz. Üçe bölmemiş olsak ben olmayacaktım ama bugün Ahmet Ercanlar'ı dinlemek istiyorum. Bu arada Çünkü senin arkandaki renk de farklı zaten böyle bir. evet, Mor. yönetmen bizi morartmış. Şimdi gerçekten çok yoğun bir gündem var. Fenerbahçe'de gündem zaten hiçbir zaman bitmez. İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Evet. Yöneticilerimizin açıklamaları var. Sadece en başında şimdi Ahmet de söyler. Sevgili Sertaç Komşuoğlu yöneticimiz, abimizin annesi Hakk'a yürümüş. Başı sağ olsun ailesinin. Başsağlığı dileriz. Annemizin Bir de heyecan mekanı. Komşuoğlu ismi. Evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. İki evladı var bildiğim kadarıyla. Evet. Mustafa abi ve Sertaç abi, ikisine de başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Aynen. Yarın Ankara'da cenazesi kalkıyor. O yüzden aile ve yönetim kurulumuz da orada olacaktır. Başsağlığı diliyorum. Kendisi çok çalışıyor Fenerbahçe için. Gece gündüz bütün yöneticiler. Allah onların her zaman güzel kalbine göre versin. Tabii şu anda o güzel kalbi acı içinde. Anne kaybı. O yüzden camianın, kendisinin, ailesinin, hepsinin, sevenlerinin başı sağ Başı olsun. sağ olsun, sabır dileyelim tekrar. Müsaadenizle sohbetimize geçmeden hemen duyuruları yapayım. Arkadaşlarımız da geldi. Arkadaşlar, yayın izlerken beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sevgili Ahmet Ercanlara ya da Levent Ümiteroğlu'na sorunuz varsa Süper Chat'le gönderebilirsiniz. Katıldan desteklerinizi de bekliyoruz. Yayın bittikten sonra da hem videoyu beğeniyorsunuz hem de yorum yapıyorsunuz. Bu arada 3 tane formamız var. Hı. Fred, Osayi ve Ceko'ydu değil mi? Özgün, genelden gösterebilirsen. Evet, 3 Fenerbahçe forması. 3 Fenerbahçe taraftarına gidecek ama katıl üyemiz olan bir abonemiz alacak bu formaları arkadaşlar, hemen söylüyorum. Evet. En yüksek Süper Chat'i de göndermeniz gerekecek. Bunun duyurusunu ben tekrar arkadaşlar katıldığında Şimdi yapacağım. Ahmet Ercanlar da biliyordur. Feneryum'da dün gittim. Dün değil evvelsi gün Ahmet. Bizim stadın altındaki o genel şeye gittim. Büyük İnan Feneryum. bana Osayi forması yok satıyor. Evet. Yok satıyor yani. Hani Osayi Samuel inanılmaz bir talep var Osayi formasına. Osterwolde ve Osayi formasına Feneryum'da oradaki arkadaşlarla konuştum. İnanılmaz bir talep var, yetiştiremiyorlar yani. Sen bu sefer diğer Lacivert. formayı almışsın. Lacivert. Lacivertini aldık Geçen evet. sefer sarı vardı değil mi? Evet. Evet. Bakalım kimlere gidecek. Evet. Evet, bu arada hazırsa İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla başlayalım Ahmet Bey. Ekrana getirelim. İsmail Kartal açıklamalar yaptı. Bugün de sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Evet, herkesin bir hesabı var. Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok. 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız. Tek 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 konuşalım. tek gidelim isterseniz. Ben İsmail Kartal'a katılıyorum. Fenerbahçe öyle Galatasaray'ı ittirebildikleri kadar ittirsinler rahat rahat. Sonunda Fenerbahçe 8 maçını da kazanırsa şampiyon olur. Evet. İstedikleri kadar da Kimseye ittirsinler. bağlı değil. Bak, o maçı da Abdurrahim Albayrak yönetsin. Galatasaray'ın stadındaki maçı. O kadar diyorum. Rahat rahat Vara'da Yusuf takılsınlar, ittirsinler. Günay'ı Hı? koyalım Vardı da Yusuf Günay olsun, bir şey olmaz. Yani Fenerbahçe çok daha üstün bir takım Galatasaray'dan. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hiç böyle kendilerini kazmasınlar. Rahat rahat Galatasaraylarını desteklesinler. İstediklerini yapsınlar. İstedikleri Fenerbahçe'den önce de ceza versinler. Yiyorsa. Ve sonrasında da göreceğiz ne olacağını. Kimin kazanacağını göreceğiz. Ben bu takıma acayip güveniyorum. Çok karakterli bir takım. Çok iyi karaktere sahip oyunculardan kurulu. Hocası da çok karakterli bir teknik adam. Ve bu yıldızlar toplumunu bir arada tutmayı başarıyor. Bir takım haline getirmiş. Bravo.
Müthiş işler yapıyor. Ki çok zor bir şey. Çok. Doğru mu? Ego savaşları çok, orada. Çok. Galatasaray'da kaç tane kavga oldu biliyorsun. Aynen. Hani medyasızdan beşte biri yani. Aynen. Hani Fenerbahçe medyası olmasa kimsenin haberi olmayacak. Sezon başında ağızlarını burnunu dağıttılar birbirlerinin. Mustafa Çevik yazdı. Gözlerinin önünde kavga oluyor. Galatasaraylı gazeteciler yazmıyor. E bunların sonra diyorlar ki bunlar ya Galatasaraylılar objektif, Ahmet Ercanlar fanatik. Ya benim gözümün önünde kavga olacak ben yazmayacağım. Doğru. Tarihi yazmamış. Yani ben bir gün Caner dayak yemişti yine bir Fenerbahçe antrenmanında. Bilika'dan değil mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Geç kaldım. Bak yemin ederim hayatımın en kötü günüydü. Ben nasıl geç kalırım? Nasıl o anda orada olamam? Bak hayatımın en kötü günüydü. Niye? İş alakalı, namusuz. Çünkü senin görevin, muhabir olarak görevin, kamuya aydınlatmak, kamuya bilgi vermek. Sana gazeteden o yüzden para veriyor. O yüzden seni oralara gönderiyor, yurt dışına gönderiyor. Sen önünde kavga oluyor. Bir de YouTube kanalında çıkıp diyorsun ki bizim Galatasaray'ın menfaatleri için vermedik ya. Yiyin oradan be. Hadi be, siz gazeteci falan değilsiniz. Gözünüzün önündeki kavgayı veremeyecek kadar düşük karakterli adamlarsınız. Böyle beni konuşturtmayın. Biz Fenerbahçe'nin her şeyini her zaman veririz. Çünkü Fenerbahçe'li tarafların öğrenmeye hakkı vardır. Orada bir huzursuzluk varsa da öğrenmeye vardır. Her şey de vardır. Ama geldiğimiz nokta, ben şimdi yorumcuyum. Ben şu an taraflı olduğumu da gizlemiyorum. Ama onlardan daha namusluyum. Onu da söyleyeyim. Onlar tarafsızmış gibi davranıp, kusura bakmayın ama biraz da şey kullanacağım, kullanmayacağım. Vazgeçtim. Sonra mahkemelik oluyorum. Evet. Biraz alçakça diyeyim. Böyle tarafsızlık numaralarıyla bir şeyler yapmaya çalışan şimdi adamlar. Şimdi senin bir de ağzından çıkan laflara böyle kovalıyorlar değil mi? Tabii, böyle tabii. Hani tabii, şuradan kesin. Bir şey yapıştırsak da mahkemeye versek de. Tabii canım tabii. Değil mi? Tabii. Uğraştırsak değil mi? Aynen. Buralardalar yani. Biliyorlar çünkü dilimin kemiği yok. Evet. Kovalıyorlar her şeyimi. Açığımı kovalıyorlar. Ya sürekli algılar. Geçen Joseph ile ilgili sözlerimin 10 saniyesini kesmişler. Ben onu bir açıklar mısın? Ya ama komik bana da, ya. Bak, bana orada da çok geldi. Evet şey ben basit. Açıkladım bazı kardeşlerimize ama. Söylediğim şey basit. Orada şunu söylüyorum. Diyorum ki Ömer Faruk Ünal diyor ki kırmızı kart doğru diyor. Çünkü hakem diyor orada tekmeyi gördüğü anda vermek zorunda. Ben de ona diyorum ki evet kırmızı kart doğruysa Joseph evet ceza da olur. Ama devamı var onların. Diyorum ki bakın orada taraftarın ne işi vardı? Bu taraftarın diyorum ömür boyu men edilmesi lazım. Ayrıca dedim kural böyleyse ya Joseph bundan dolayı kırmızı kart gördüyse ve ceza alacaksa bu kuralın değişmesi gerekiyor diyorum. O yayında söylüyorum. Hemen arkasından. Dün TGRT'de bile ekrana getirdiler Yakup Çınar. Ben de Yakup'a dedim ki Yakup dedim troller gibi hareket ediyorsun dedim. Evet TGRT. Ya öyle bir şey olur mu ya? Troller gibi biz şey yapıyoruz orada. Trollerin kestiği 10 saniyelik videoları açıklama yapıyoruz. Allah aşkına ya. Bu ülkede hep her şey algı üzerinden. Ve Galatasaraylar bu işi acayip yapıyor. Galatasaray troll ekibi. Feci. Bak her türlü iftira yatar biliyor musun? Sen bile şaşırdın lan dersin ben ne zaman bunu dedim. Ya ben şeyi gördüm mesela. Bizim hani Başakşehir maçı vardı ya. Hani penaltı kazandık son dakikada. Evet. Şimanski'nin pozisyonu tam çizginin içinde ya. Evet. Cezalı. Bak bazı görüntüler gördüm. Yani istedikleri anda ona tam inandım. Orta sahanın ortasına bile getirebilirler tabii, o pozisyonu. Tabii. Bak aynen onu öyle. Resmen gördüm. Yani öyle pozisyonlar gördüm. 5 metre dışarısında cezalarının içinde. Babacığım, bir şey ama halbuki çok içerisinde yani. Bir şey net. Söyleyeyim mi? Bunların işi algı. Bunların nerede öğrendiklerini de gayet iyi biliyoruz. 2013'ten önce öğrendiler bunları. Çok iyi de biliyorlar ama dikkat etsinler. Biz de aptal değiliz yani. Hani ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyoruz. Dikkatli olsunlar. Yani her kuşun da eti yanmaz yani. Böyle algı şimdi yapacağım. Şimdi bana yazan Beşiktaşlı o konuyla ilgili, Joseph konusuyla ilgili. Şimdi Beşiktaşlı kardeşlerimizin, dostlarımızın çoğu Ahmet Ercanların Beşiktaş'ın bir Beşiktaşlı gibi ekranda olsun, kendi programlarında olsun hakkını savunduğunu hep söylüyorlar. Oradan üzülmüşler o işte o dediğim o kesim bölümüyle ilgili. O yüzden bu açıklaması da bence çok önemli. Çünkü Ahmet Ercanlar her zaman hakikaten Beşiktaş'ın hakkını her yerde, her platformda doğruya doğru dürüstçe savunur. Galatasaray'ın da hakkı yensin onları da savunurum merak etmesinler. Ama yenmiyor ki Galatasaray'ın hakkı. Galatasaray'ın yense savunacağım ama yenmiyor kardeşim. Adamlar zaten her yerden kullanıyor. Arazi veriyorlar. Federasyon hakemler kolluyor. Federasyon ne zaman başladı? Kolluyor. Tam milat sence hani şu zaman başladı diyeceğim bir tarih var mı? 1980'lerin sonuna itibaren başlayan bir süreç bu. Tabii 90'larda artarak devam etti. Mehmet Ağarlar'la, şunlarla, bunlarla. Haluk Ulusoy dönemi tavan yaptı. Bayağı bir tavan yaptı. Ya düşünün Mehmet Ağar bir siyasetçi değil mi? Emniyet müdürü, derin devletten bir insan.
Galatasaray'ın şampiyonluk posterine girdi ya. Daha ötesi var mı? Evet. Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde bir siyasetçinin ne işi var? Ya da o zaman siyasetçi değil, devlet içinden bir adam da. Ne işi var? Bana bir anlatsın Allah aşkına. O sonra o posterleri her yerden sildirdiler. Bende var. İsteyen atarım. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Kardeşim, bu ülkede, bu ülkenin gerçek kulübü Fenerbahçe'dir. Bak bu ülkede Fenerbahçeliler ne dedi 3 Temmuz'da? Yıkılmayan son kale dediler. Beşiktaş'ı ne zaman yıktılar? Beşiktaş'ın gezi olaylarında yıktılar. Bütün taraftarlarını, şunları aldılar gözü, parçaladılar, tribünü değiştirdiler, bitirdiler. Fenerbahçe ayakta kalan Atatürkçü, Cumhuriyet'i seven, bak bir partili değil, bak AK Partililer de var bunun içinde Fenerbahçe. MHP'li çok zaten var. Çok. CHP'li var. Her partiden insan var. Ve bu insanlar Cumhuriyet'ini çok seven insanlar. Ve bu ülkeyi çok seven insanlar. Ve Fenerbahçe'yi yok edip akıllarınca bu ülkeyi daha kolay şey yapacakları, yönetecekleri bir yer haline getirecekler. Çünkü Fenerbahçe çok büyük güçtür. 2 Nisan'da herkes görecek nasıl bir güç olduğunu Fenerbahçe'nin. Bak size söylüyorum. 2 Nisan'da herkes gelsin görsün bakalım orada. Kaos bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. Ne bekleyeyim ya kaos? Yani orada bir bölünme olur mu hayır, sence hayır. Kongrenin içinde? Ne olmaz. Kadar katılım bekliyorsunuz Ahmet Bey? Ben 20 bin en az kongresinin katılacağını bekliyorum. Dışarıda da 40 bin kişi olur diyorum. Evet. 60 bin kişinin gelmesini bekliyorum bugün. Evet, İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla devam edelim. Edelim. Avrupa Kupası'nı kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taşlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Öz, Büyükekşi Oğuz izin vermedi biliyorsunuz. Şimdi onlar Yunanlıların şeyini daha çok şey yapıyor. Yunan Futbol Federasyonu şeyi Olympiakos'un maçını erteledi Fenerbahçe maçı öncesi. Evet. Bizim Mehmet Öz, Büyükekşi Oğuz ertelemedi. Yani inanın Yunan Futbol Federasyonu bir teşekkür plaketi gönderebilir şeye Mehmet Büyükekşi'ye. Bu arada prensip olarak ertelemelere çok karşı bir insanım. Onu da söyleyeyim. Evet. Bak ben ne ertelensin diye tweet attım. Ne niye ertelemedi diye tweet attım. Sadece şunu söyledim. Galatasaray olsaydı Galatasaray başvurusunda kalmadan ertelerdiniz siz. Sezon başında gördük. Icardi plajdaydı diye ertelediniz tamam mı? Evet. Şimdi geldiğimiz noktada bugün Fenerbahçe Avrupa'daki tek temsilcimiz Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki Fenerbahçe'de ya diyor başvurun diyor erteleyelim diyor şey yapalım diyor. Fenerbahçe başvuru reddediyor. Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın arkadaş ya? Bak senin PR'cıların bunları hep sana yetiştiriyor sonra da gidiyor. Fenerbahçe'de şu oyuncu ceza alacak diye haber sunduruyor gazetecilere. Ben o gazetecilerle de konuşuyorum. Nereden aldınız diyor. Federasyonun ama kim olduğunu söyleyemeyiz. Aptal mıyız biz ya? Siz bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz? Gidin Mehmet Öz'e söyleyin tamam mı? Yunan Futbol Federasyonu'na da Olympiakos maçına gitsin bir plaket verecekler ona. O plaketi de alsın evinin en nadide köşesine koysun. Gerçekten. Yani Yunanlılar şu an en sevdikleri adam Mehmet Büyükekşi'dir sana söyleyeyim. Tabii. Onlar dinlenerek bak, çıkacak maça değil mi? Tabii. Adamlar dinlenerek çıkacak bak gene Fenerbahçe. Ve onların aslında kendiliklerinde de öyle çok büyük de bir iddiaları yok. Yok. Yok yani. Hani şampiyon bana göre ya orada yani seyrediyoruz o ligde. Playoff ama oynayacak. Yani olabilme ihtimalleri mesela bir işte PAOK'a göre, Panathinaikos'a göre, AEK'ye göre daha az. Ya yani orada playoff oynanacağı için asıl yarış sonradan başlayacak evet. Yunanistan'da. Ve şöyle söyleyeyim. Ya onlar o maça yedek kadroyla çıksa bir maçına tabii, onları tabii. Etkilemezdi. Şimdi bizim için fark etmez. Fenerbahçe bu Futbol Federasyonu'na rağmen de yine Avrupa'da ilerleyecek. Yoluna devam edecek. Bunlara rağmen de yürüyecek. Siz hiç endişelenmeyin Mehmet Öz Efendi. Fenerbahçe yürüyecek, devam edecek ve belki de bu kupayı kazanacak. Sen de çok üzüleceksin biliyor musun? Sen Fenerbahçe'nin Avrupa maçına UEFA başkanı gelmişken maça gelemeyecek kadar ne yaptığını çok iyi bilen bir adamsın. Yunanistan'daki finale gelir mi? Zannetmiyorum ben. Gelir, gelebilir. Artık ona da gelmez. Federasyon başkanı gelmez. Çünkü olarak, bence o zamana kadar da kalmayacak. Kalırsa gelir. Bence kalmayacak. Çok yakında postalanır. Yani seçim sonrası ben ondan bir şut bekliyorum. Evet biz niye donduk böyle? Bu yayında sıkıntı yok televizyon olarak. Evet. Tamam televizyon mu donuyor? Harçelik al. Bir tane şuraya. Ya, o da koçum pardon. Grundig de koçum. Ya şimdi bak hepsi şimdi oradan bile başka şeyler çıkartacaklar biliyor musun?
televizyon bile, kendilerini seyrettikleri televizyon bile Ali Koç'un falan diyecekler. Desinler. Oğlum Ali Koç'un olmayan bir şey yok ki. Yani her şey Ali Koç'un. Ülke ekonomisinin %40'ını barındıran bir ailenin mensubu. Yani hani nereden kaçabileceksin? Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Boykotlu olmasına rağmen iyi ki de boykot yaptılar. Evet. Ya boykot yapmasan rekor kırmış Koç Holding mesela. Babacığım şöyle söyleyeyim. Ya ben onların defalarca şunu rica ettim. Lütfen dedim Hodri Meydanı'nda boykot edin de bir büyüyelim hani bir. Hani çok büyük bir kanal olalım. Boykot edin dedim bize. Biz daha da geniş gelişelim, büyüyelim. Koç Holding rekorlar kuruyor onlar boykot ettikçe. Evet. Şimdi ben istiyorum bizim Hodri Meydan TV'de garibim kanalım yani bir boykot olsa ne güzel. Karlılık rekoru açıklayacağız yani. O yüzden onlardan bir boykot bekliyorum ben kısa zamanda. Evet, bunu dikkate alsınlar lütfen. Evet. Ya, ama şimdi diğer tarafta boykot olunca bu tarafta da tabii taraftar daha bir kenetleniyor. Birlik oluyor. O yüzden etkisi de oluyor. Bu arada süper chatler var. Ben onları da okuyayım sonra devam edelim isterseniz. Mustafa Bilen teşekkür ederiz. FIFA TFF'ye kayyum mu atayacak? Ekip gelmiş FIFA'dan diyor. Orada var bir bilgim yok benim. Gelmiş mi gelmemiş mi? Hayır atarsa... nasıl olur der misin? Demem. Diyemezsin çünkü yani, atanması için her türlü imkanı hazırladılar. Şey gibi düşünün, Diyarbakır Belediyesi gibi oraya da kayyum atanıyor. Orada biliyorsunuz tüneller kazıyorlar, başka bir şey yok, terör örgütlerine yardımlar oluyor falan filan. Burada kayyum atanırsa inanın Türk sporu tarihinde bambaşka bir noktaya doğru ilerleyeceğiz. Neden ilerleyeceğiz? Çünkü Mehmet Büyükekşi'nin başaramadığı bir bu kaldı artık. Her şeyi başardı. Geldiğinden beri olaylar, karışıklıklar, kulüplerin birbirine girmesi, sağdan çekilenler, ertelemeler, şunlar, bunlar, cezalar, hakemler, skandal. Hakemler de belki de olmayan kalmadı. Geriye ne kaldı? Kayyum atanması. Eğer bunu da başarabilirse Mehmet Büyükekşi, ben onu özel bir ödülle şey yapacağım, kendisine özel bir ödül vereceğim. Altın Lale Ödülü. O Altın Lale Ödülünü de alacak ve evinin en nadide köşesine onu da koyacak. Yunanistan Futbol Federasyonu ayrıca bir plaket alacak, onu da koyacak. Altın Lale Ödülünü de kendisine ileteceğim. Bu arada kayyum haberiyle ilgili arkadaşlarımız bir paylaşım yaptı. Yani, Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu TFF'ye kayyum atanabileceğini duyurmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu adam kim bilmiyorum. Bir bilgi sahibi mi onu da bilmiyorum. Şimdi ben bilmediğim bir konuda da yorum yapmam. Ama Mehmet Büyükekşi biraz daha uğraşırsa bunu da başarabilir. Kendisi çok başarılı bir yönetici. Şu ana kadar negatif anlamda başaramadığı hiçbir şey kalmadı. Bunu da yapar, bunu da başarabilir. O yüzden kayyum atanırsa da şaşırmam. Ya bu sistem ne zaman değişir acaba? Bu ne bekliyorsun? Yani ben değişmez. Şimdi mesela Haluk Ulusoy da Fenerbahçelilere çok çektirdi değil mi? Bizim camia çok şikayet etti mesela Haluk Ulusoy yönetiminden. Hı. Ama Haluk Ulusoy bu kadar da aleni bazı adımlar atmıyordu yani. Bak, şimdi göz göre göre yapıyorlar yani. Haluk Ulusoy da aleni yapıyordu. O çok hasta Galatasaraylı. Hala da öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sistem nasıl değişir biliyor musun? Bak, tek şeyini söylüyorum. Bu sistem siyasetçiler atamayacak federasyon başkanı. Ne zaman ki siyasetçiler atamaz, kulüpler kendileri seçerler federasyon başkanını. Bu sistem o zaman düzelir. Bu olur mu sence kısa vadede? Olması gerekiyor. Başka türlü çözüm yok. Çünkü siyasetçi atayınca gözleri hep Ankara'da oluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı'na yakın adam diyor ki Cumhurbaşkanı şunu istiyor diyor. O kadar çok var ki böyle tipler. Evet. Baba, bence haberi yapacağım. Bile yok. Haberi bile yok. Çoğu şeyden haberi bile yok. Cumhurbaşkanı karışmaz. Evet. Gerçekten inanmıyor insanlar. Gerçekten karışmaz biliyor musun? Onlar üretiyorlar federasyonu. Bunlar da çok özür dilerim söylüyorum. Hani onlara yaranmak için Fenerbahçe'yi vuruyorlar da vuruyorlar. Galatasaray'ı kolluyorlar da kolluyorlar. Ama şunu unutmasınlar. Bu sistem tabii bir gün değişecek. Siyaset elini çekecek futboldan. Bak o zaman Türk futbolunda güller açacak. Dürüst bir insan gelecek oraya. Mehmet Büyükekşi gibiler gidecek. İhale peşinde koşan. Dün falan. Bir ekranda bir televizyon programında, spor programında bak şuradan bir empati yapalım. Sana da soruyorum. Sen muhatabısın, sana da soruyorum. Dün Ahmet Ercanlar çıktı TGRT'de programda şunu dese. Fenerbahçe'nin iyiliği için Ali Koç bıraksın. Sistem Ali Koç'un, siyaset Ali Koç'un bırakmasını istiyor dese. Bugün sabahleyin itibariyle sana Cumhuriyet Savcılığında soruşturma açılır mıydı? Açılırdı. %100 açılırdı. Şimdi bunu söyleyebiliyorlar mesela. Evet.
Ve bunu uyduruyorlar. Tamam mı? Çünkü böyle bir şey yok. Bak, çünkü bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın insanlar da bu camiada yöneticilik yapıyorlar. Hala. Bir tanesi Ahmet Getenci, sevgili Ahmet Getenci mesela. Çok da iyi bir insan. Çok da iyi bir insandır. Siyasete de Fenerbahçe'yi karıştırmamak için her türlü mücadeleyi de yapar. Fenerbahçe'yi sahada tutmak için çalışan bir yönetim kurulu var. Başkanından en aşağıdaki üyesine kadar. Buna rağmen bunları söyleyebiliyorlar. Ve bunlar nüfus buluyor hocam. Bunlar tezahür buluyor, taraftar buluyor yani bu söylemler. Hani bak, çifte standartı buradan anlayalım. Dün Ahmet Ercanlar belki gece evine gidemezdi televizyonda bu söylemi yapsa. Çıkışta gözaltına alırdı. Alınırdı yani. Ve bu insanlar uyduruyorlar, uydurdukları da prim buluyor. Yani zannediyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç arasında hani öyle böyle bir savaş yok. Bak, böyle bir savaş olsa bunu hem Sayın Cumhurbaşkanımız deklare eder, hem bizim başkanımız deklare eder. Ya bizim başkanımız da böyle bir şey olsa çıkar bunu söyler. Doğru mu? Söyler, niye korkacak? Korkacak bir şey yok. Aynen öyle. Koçların bir şeyden korktuğunu görmüyor musunuz? Yani bak, bunlar olaylar böyle tehlikeli yerlere gidiyor aslında, anladın mı? Rekabete de gölge düşürüyorlar yani. Ortalık daha çok kızışıyor. Özgün okuyacağım. Mustafa Bilen Fred formasını sormuş. Mustafa, bunu daha önce de sormuştun. Rejideki arkadaşlarımız ilgileniyor. Tekrar söyleyeyim. Mustafa Çorumlu süper chat göndermiş. Teşekkürler. İyi yayınlar Ahmet dostum. Fenerbahçe için yaptıklarınız için canı gönülden teşekkür ederim. Var olun. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. O da Avustralya'da yaşayan bir dostumuz. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Orada sağ olsun. 7-8 saat var. Saat kaçtır? Neredeyse gece 1-2 herhalde orada da. Değil mi? Evet. Bu saatte bizi izliyor. Ona sevgilerimizi iletiyorum. Selamlar buradan. Ömer Çelebi de katıl grubuna gelmiş. Teşekkür ederiz. Açıklamalardan devam edelim. Başkanımızla, yöneticilerimizle daha net konuşma yapmadık. 2 Nisan'da önce görüşmemiz olacak. Nasıl bir değerlendirme olur? Kongrede ne olur? Ona göre biz de başkanımızla kararımızı veririz demiş. Yani şunu söylemek istiyor. Diyor ki biz ligde devam etmek istiyoruz diyor. Başkanımıza da bunu ileteceğiz diyor. Bu mesajı veriyor. Evet. Takıma güveniyor. Devam çok edelim güveniyor. Özgün. Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maçı daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değil. Şimdi karşı takımı anlıyorum ben. Onlar her maçı başarısız olsun da ne olursa olsun. Hiçbir etik değerleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Etik dışı her şeyi yaparlar. Aynı durumda Galatasaray olsaydı Fenerbahçe bu haritada demek %100 kabul ederdi. Bak size söylüyorum. Ali Koç'u da tanıyorum az çok. Kabul etmeme ihtimal yoktu. Hatta taraftarından tepki çekerdi Ali Koç. Şimdi arada kalite farkı var. Yani gerçekten bir anda Ali Koç böyle. Bir tarafta Dursun Özbek. Kusura bakmayın yani. Galatasaraylar da kusura bakmasın yok, ama. Yok, kimse kusura bakmıyor. Böyle yani çok bir ciddi bir fark var yani. Evet. Çok ciddi bir kalite farkı var. Ali Koç'un kalitesi ortada. Karşı tarafın da kalitesi ortada. Dolayısıyla şey yapmıyorlar. Ama burada Galatasaray'ın çok söz hakkı yok yani. Federasyon karar verecek sonuçta. Federasyon erteliyorum dese. Haluk Ulu söz soruyor muydu kulüplere? Evet. Kafasına göre erteliyordu maçları. Evet. Ve lan uçakta coşku içinde hadi bir sonraki maçınızı da erteledim diyor da. Galatasaray Avrupa'dan önce oynadığım maçları değil. Sonraki maçları da erteliyordu Ali Kulusoy. Evet. Gördük, yaşadık bunları. O yüzden federasyon istese ertelerdi. Ama federasyon. Zaten Galatasaray'ın federasyonu, anladın mı? Çok ciddi alınacak bir şey değil yani. Mehmet Öz neydi? Büyük ekşi olsun mu? Öyle bir şey. Yani bu adam bak gitsin Yunanistan'da krallar gibi karşılıyor. Bak Yunanistan'da şu an Mehmet Büyük ekşi kahraman. Yunanlıların yeni kahramanı ya. Olimpos'tan sonra. Bak gerçekten Zeus, Olimpos, Büyük Ekşos. Bak yemin ederim 3. sırada şu an. Olympiakos elerse bile yükselir mi? Olympiakos elerse. Heykelin yaparlar heykelini, mı? Orada şey gibi yani onların tanrıları var ya yani onu böyle şey heykele çevirip orada heykel haline getirirler ya. Yemin ederim. Evet devam evet. Edelim. Yalnız o heykeli de aşk tanrıçasının yanına koymayalım, o şey var ya. Biraz başına kötü işler gelebilir yani, dikkatli olmak değil lazım. Değil mi? Heykeli uzak oğlum Emre'yi 5-6 kişiyi araya aldı. 6 saflık dark sayfalık. Raporu. Sayfalık mı? 6 evet. Sayfalık dark raporu var oğlumun. Kaburgalarında ezilme var. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum. En fazla darp edilen oğlumdu. Bir baba olarak düştüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce şampiyonluğa gidiyorum. Kurşunlanıyorum. Ve şampiyonluğumuz gidiyor elimizden.
Bu sene aynı şekilde Trabzon'da yaşananlara hayret ediyorum. Şimdi bunu konuştuktan hemen sonra Sabah gazetesi haber girdi biliyorsunuz. Emre Kartal'ın şeyi yok, akreditasyonu yok. Ya bu kadar da utanmaz olunmaz evet. Ya. Ya bu kadar da arsız olunmaz kardeşim ya. Gerçekten. Şimdi Fenerbahçeliler diyor ki ya baba bize karşı bir yapı var diyorlar. Bunu tamam anlayamamışlar. Burada İsmail Kartal ne demiş anlayamamışlar. Vicdanlarını evde baba, vicdansızlar. Unutup çıkıp bunu yazmışlar. Bak şu an yapmışlar. O kadar aşağılık bir yapıyla mücadele ediyor ki Fenerbahçe. Adamların tek derdi Fenerbahçeli oyuncular ceza görsün, Galatasaray avantaj sağlasın. Ben de diyorum ki görsün lan. Hepsi ceza görsün. O Storval'da 7 maç veriyor, ötekine 6 maç veriyor, ötekine 12 maç veriyor. Canın sağ olsun sen. Gene şampiyon olacak Fenerbahçe. Gene olacak. Bu gerizekalıların anlamadığı şey gene olacak Fenerbahçe şampiyon. Bak bu kadar ittiriliyorsunuz, hala kafa kafaya gidiyor. Hala ipler Fenerbahçe'nin. 8 maçı kazanırsa Fenerbahçe şampiyon. Bak bu kadar ittirilmenize rağmen. O zaman kardeşim siz bu kadar niye ucuzsunuz ya? Bak aynı durumda Galatasaraylı oyuncular olsa, Galatasaraylılar dayak yese bunlar ortalığı yıkardı. Beşiktaşlar nasıl Josef olayında ortalığı yıktılar? Ne dedi Mehmet Büyükekşioğuz orada? Ne dedi? Dedi ki vicdanlar dedi. PFDK dedi vicdanlara göre karar verecektir. Yani ceza vermeyecek dedi. Ne oldu peki? Josef ceza aldı mı? Almadı. Evet. Almadı. O zaman bu ülkede bir Fenerbahçe ırkçılığı var dediğimiz zaman haksız mı oluyoruz? Var abi işte yani Beşiktaş olunca ayrı, Galatasaray olunca ayrı, Fenerbahçe olunca ayrı bir şey. Ve Sabah gazetesinin o kadar ucuz bir koskoca Sabah gazetesi. Yok sen bir geçmişte şey soracağım. 1 milyon satardı bu gazete şimdi 10 bin satmıyor. Bak şundan emin olduğum için kendi ağzından da söylesin diye burada soruyorum. Aynı olay Trabzon'da Okan Buruk'un evladına oluyor. Evet. Şu Galatasaray medyasındakilerinin Fenerbahçeli İsmail Kartal ve Fenerbahçeli futbolcularla ilgili yazdıklarını sen Galatasaray için yazar mıydın, yazmaz mıydın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak ben bu mesleği vicdanımla yapan bir adamım tamam mı? Ben gidip vicdansızca hiçbir şey söyleyemem. Çünkü benim çoluk çocuğum da var. Evladım da var. Okan Buruk'un oğlu Kadıköy'e getirildi. Akreditasyon kartı yoktu. Evet. Fenerbahçe'nin güvenlikleri dediler ki ya akreditasyon kartı yok giremez dediler içeri tamam mı? Galatasaraylılar olay çıkarttı. Kural bu ha. Okan Buruk'un oğlu olduğu için değil. Bu bir kural. Galatasaraylılar olay çıkarttı orada. Bayağı ciddi tartışmalar falan. Çocuğu akreditasyon kartsız içeri aldılar. Şimdi zaten orada küçük bir çocuk bir hastalık atlatmış tamam mı? Şimdi orada bu derbilerin atmosferi belli. Tabii. Orada bir şey olur çocuğa birinin yanlışlıkla kramp olur. Ayağına basar ya. Ayağı kırılır yani. Aynen. Allah korusun yani. Bir şey olabilir. Siz orada o çocuğu sırf kullanmak için götürüyor musunuz? Götürüyorsunuz. Utanmanız lazım bundan tamam mı? O çocuğu bu işlere sokmayacaktınız. Soktunuz. Şimdi Fenerbahçe stafında olanlar. Şimdi akreditasyon kartı olanlar var. Bir de staf var. Onlar soyunma odasında yer alır. Sevinç için çıkıyorlar. Hepsi bu böyledir her zaman. Her yerde böyle. Her stafta her yerde böyledir. Staf olanların akreditasyon kartı olması sadece şehirde olur. Soyunma odasına girişte olur. Kartlarını takarlar. Soyunma odasında beklerler maçı orada izlerler. Soyunma odasında beklerler maçı. Çünkü geniş bir ekip gider oraya. Bunlar malzemecisi var. Malzemeci kenarda mı oturuyor? İçeride oturuyor. Evet. İşte diğer yardımcılar var. Şimdi o yardımcılar normalde tribünde izliyor maçı. Ancak bu maçın özel ortamından dolayı tribünde de izleyemediler. Doğal olarak içeride beklediler. Ya da kenarda beklediler. Evet. Çünkü hatta Mert Hakan hakeme gitti bir şeyler söyledi. Tribünde oturacaktı. İzin vermediler tribünde. Taciz ettiler. Mert Hakan aşağı indi. Kulübede izledim maçı. Kadroda evet. Yoktu yani Mert Hakan. Şimdi bir şey soracağım. Bu mu yani? Emre Kartal orada 6 sayfalık der propaya almış. Sabahın haberi akreditasyon yok. Ya hiç mi sizde ahlaki değer yok ya? Sıfır mı yani? Bu kadar mı Fenerbahçe düşmanlığınız ahlakınızın önüne geçti? Ya şuna izin veren, şuna spor müdürü mü, şef mi artık neyse. İnternetin başında kim var bilmiyorum Sabah'ın. Bunu atan editör, buna izin veren Sabah.com.tr'nin genel yayın yönetmeni. Ya hepinizin kalıbına tüküreyim ben. Bak kalıbınıza tüküreyim ben diyorum. Daha güzel bir şey söylenmez herhalde. Küfür de edemiyoruz kusura bakmayın. Bu kadar söyleyebiliyorum.
Çok vicdansızca bir şey. İşte geçen programda da bunu anlatmıştım ben. Emre Kartal olayında, İsmail Kartal olayında bir baba, bırak Fenerbahçe teknik direktörü olmasını. Tabii. Bir de İsmail Kartal'ın yaşadığı bir travma var. Bunu düşünen yok. Yani insanlar bu yaşadığı, bir babanın yaşadığı travmanın, bir evladının yaşadığı travmadan ziyade Osterwolde, Osayi, Osterwolde sınır dışı edilmesi lazım. Yok Osterwolde orada bunu yaptı, Osterwolde şunu yaptı. Biz o gün Ahmet Ercanlar'la yayında ilk görüntüler geldiği zaman o Mert Müldür'e bir görüntü var. Hani korner çocuk kaçıyor orada. Hı. Şimdi o görüntüyü izleyen bir anne baba, Livakovic'e kenardan gelen yumruk. Yani bunlar kolay şey değil. Ahmet Livakovic'le ilgili sen dün yayında da bir şey söyledin. İsmail Kartal söyledi zaten. Benim onun üzerine laf söylemem mümkün değil. Yani çocuğun nerede olduğunu söyledi. Ben de sormuştum. Soyunma odasında çok üzgünmüş. Çok kötü durumdaymış. Tabii arkadaşlar onu toparlamaya çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar ama tabii doğal olarak şimdi çok temiz bir çocuk. Böyle hiçbir... Çok efendi bir çocuk. Çok efendi bir çocuk. Ve çocuğa yumruk, koşarak yumruk atan bir adam var saha içinde. Ve Batshuayi onu durdurmaya çalışıyor. Bugün Fanatik'in haberine göre Batshuayi ceza kuruluna sevk ediyormuş. Hadi sevk edin bakayım. Dönerek tekme atmaya çalışıyor Batshuayi. Atamıyor tekmeyi. Adam koşmaya devam ediyor. Livakovic'e yumruk atıyor. Keşke atabilseydi. Atamadı ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuk çok üzgün ama arkadaşları bildiğim kadarıyla ikna edildi. Şimdi nasıl geleceğini bilmiyorum diyor İsmail Kartal oradan. Milli maçtan sonra. İnşallah kendini toparlamış bir halde gelir. Düzgün bir şekilde gelir. Çok büyük ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim ona yapılanın. Batshuayi'yi de kınıyorum. O döner tekmeyi kaldırır ama vuracaksın. Yani onu vuracak. Batshuayi'ye Fenerbahçe Kulübü bir ceza mı verse bunun yüzünden acaba? Evet, insanlar mutlu olsa. Batshuayi ceza almasa bence Fenerbahçe Kulübü bir ceza ya, versin. Hayır. Buradaki utanmazlığı siz anlamadınız. Batshuayi'nin ceza alacağını yazdılar bunu. Evet. Bak utanmazlık burada asıl ya. Evet. O Fanatik gazetesine Beşiktaş bir yaptırım uyguladı geçen hafta. Evet. Tesis yasağı, stat yasağı. Bizim Fenerbahçe kulübü de acaba böyle şeyler yapsa mı artık hafif hafif? Vallahi ben Ali Koç'un... Mesela sabah grubuna, Fanatik gazetesine... Ben olsam yaparım. Hiç affetmem. Ben biraz radikal bir adamım bazı konularda. Hiç affetmem. Yalan mı yapıyor? Hadi güle güle derim. Ne zaman doğru yapmaya başlar, ne zaman düzgün haber yapar o zaman girebilir. Fenerbahçe yapmıyor. 5 yıldır Sayın Ali Koç geldiğinden beri hiç yapmıyor. Ama hak ediyorlar mı bunlar? Hak etmiyorlar. Hak. Yani bu iyiliği hak etmiyorlar. İyiliği hak etmiyorlar. İyiliği hak etmiyorlar. Bunlar kötülükten anlayan adamlar. Kötülük yaptığın zaman köpek olurlar. Bak sana söyleyeyim. İnsanın doğasında olan bir şeydir biliyor musun? Kötü olana köpek olurlar insanlar. İyi olana bu senin görevinin haline gelir iyilik. Bak iyilik yap birine. Der ki sen ikinci defa yapma o iyiliği. Der ki lan der çok özür dileriz şerefsiz. Niye vermiyorsun bana der. Para ver mesela adama. İkinci defa verme. Kötü olursun sen. Evet. Hiç verme. Vallahi iyi olursun. Evet aynen. Hiç verme iyi olursun. Bu doğasındadır. Sayın Ali Koç'a da söylüyorum. İyilik kazanacak diyor. Kazanmıyor kardeşim ülkede iyilik. Kazanmıyor. Kötü ol. Bak kapında köpek oluyor hepsi. Kötü ol ya. Yasakla şey yap. Tesisleri alma. Yalanlama yap. Ağır ağır yalanlamalar yap. Yerin dibine sok. Bak köpek olur hepsi. Evet, evet, devam edelim. Edelim. Mustafa Bilen teşekkürler. Küçük ekşi zor olanı başardı demiş. Hadi birazcık like tuşuna bassınlar ama şu yayını Mustafa böyle yukarıya taşıyalım. Mustafa Çorumlu teşekkür ederiz. Bütün bunlar Fenerbahçe'nin büyüklüğünün göstergesidir arkadaşlar. Fenerbahçe bastıra bastıra şampiyon olacak demiş. İnşallah. Allah güzel kalplerine göre versin. Hiç sizin oradan gönderdiğiniz pozitif enerjilerle olacak. İnşallah. Sezon başından... Evet, sezon başından bugüne kadar objektif olarak futbol adamları her iki takımın maçlarını izlesinler. Bizim en az 8-10 puan önde olmamız şimdi gerekiyordu. Biz bunu Hodri Meydan TV'de Metin Spayoğlu'nun katıldığı yayında tek tek maç maç çıkarttık. Ve bizim kendi yorumumuz değildi. Bu bütün 5 tane hakem hocası var ya, 3 tane Trio'da. Bir tane Bünyamin Gezer, biri de Fırat Aydınus. Bunların 5'inin de kesişim noktası olan kararların hepsini çıkarttık. Evet. Puanlar nasıl çıktı Ahmet Bey? Söyleyeceğim. Fenerbahçe 6 puan önde olması gerekiyordu. Bu, o hafta itibariyle. O hafta itibariyle. Bu yeni bir program değildi. O hafta itibariyle değil mi Ahmet? İkinci devrenin başı. Daha Antalya, Beşiktaş ve Kasımpaşa maçları yoktu. İkinci devrenin başında yaptık bunu. Ve Fenerbahçe 6 puan önde olması gerekiyordu. Ve bakın tekrar diyorum bu bizim yorumumuz değildi. 5 tane hakemin ortak olarak ya bu burada hatalı karar verilmiş dediği pozisyonlarda. Bak dördü bile hatalı dese, biri hatalı değil dese koymadık biliyor musun? Evet. Onları koysak... Biliyorum o programı seyrettim. Onları koysak
12-13 puan falan önde olacak Fenerbahçe. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaraylılar kullandıklarını çok iyi biliyorlar. Fenerbahçe'ye yapılanları da çok iyi biliyorlar. Takımlarının Fenerbahçe kadar iyi olmadığını da çok iyi biliyorlar. Bunu Mehmet Büyükekşi de biliyor. Federasyondakiler de biliyor. Herkes biliyor. Ve ne yapıyorlar? Algı. Fenerbahçe maçlarından bir pozisyon seçiyorlar her maç. Bak bir tane seçiyorlar. Diyelim o maçta Fenerbahçe lehine verilmesi gereken 3 penaltıyı vermedi hakem. Ama tacı Fenerbahçe lehine yanlış verdi. Hop. Görüyor musunuz hakime bakın. Bakın bu Palikarya yaygaracıları, ben bunu hep kullanırım. Şimdi Osmanlılar döneminde Palikarya yaygaracıları varmış. Mesela ne yaparlarmış bu adamlar biliyor musun? Geliyor seni bıçaklıyor. Sonra koşmaya başlıyor. Koşun katil var, adamı vurdular. Sen orada ölüyorsun. O koşun dediği için kimse ona bakmıyor. Onun yapabileceğini şüphelenmiyor. Ya da gidiyor yangın çıkartıyor. Sonra koşmaya başlıyor. Koşun, yangın var burada diyor. İşte bunlar Palikarya yaygaracı. Palikarya ne? Rum gençlerinin. O zaman Rum genç çeteleri var İstanbul içinde. Palikarya diyorlar bunlara. Ve bu Palikarya yaygaracıları uzun yıllar bu şekilde cinayetler işliyorlar, yangın çıkartıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, her şey yapıyorlar ama koşarak koşun diyorlar. Hırsız var, hırsız koşun diyorlar. Tabii hiç kimse şey yapmaz ya, hırsız var diyenin hırsız olduğunu düşünmez değil mi? Şimdi burada Türkiye'de de hırsız var diyenler hırsız. Anladın mı? Fenerbahçe'ye verilmeyen 3 penaltı değil, Fenerbahçe'ye yanlış verilen tacı konuşanlar ya da başka bir şeyi konuşanlar. Bunlar hırsızın önde gideni. Bunlar haysiyetsiz. Bunlar şerefsiz. Bunlar çoluk çocuğun hakkını çalan kötü adamlar. Bak çoluk çocuğun hakkını çalan diyorum. Bunlar hak çalıyorlar. Fenerbahçeli çocukların mutlulukları çalıyorlar. Bunlar hırsız. Geçen gün bir tane çok önemli bir Galatasaraylı dostum. İsim vermeyeceğim. Ahmet Ercan'ın arada inanılmaz derecede tutuk. Dedim ki sen Ahmet Ercan'larla otursan dedim. Bütün bu ön yargıların ortadan kalkar dedim. Ama Ahmet Ercan'ları bir 10 dakika dinleyeceksin dedim. Evet. Yani o ön yargılarının kalkmasını sonra da dedim Ahmet Ercan'ları kalkar öpersin dedim. Yani bunu çünkü yaşadığımız, bildiğimiz, gördüğümüz o kadar şahitim ki buna ben. O yüzden bunu söyledim. Bana şunu dedi Ahmet, ne dedi biliyor musun? Evet. Bak bizim dedi bir sistemimiz var. Biz gerçekten dedi yaparız. Yapmamış gibi de davranırız. Bu konuda dedi çok iyiyizdir. Bu bizim sistemimiz dedi. Adam bunu kabul ediyor biliyor musun? Bak çoğu aklı selim Galatasaray taraftarı bunun böyle olduğunu biliyor. Bizde de sizde de dedi tam tersi. Sizde de tam tersi. Şimdi aramızdaki fark bu zaten bizim. Bak bu yaşanan bir şeydir yani. Galatasaray hocamızın Ahmet Ercanların programında Metin Sipahioğlu'nun, Ahmet Ercanların diğer hakem hocalarının dediklerinin tam tersi ne yaptı Galatasaray takımı? Hakemlerden şikayet etti. Evet. Doğru mu? Evet, evet, evet. Bak bu kadar basit yani. Aslında sağlaması da burada. Galatasaray bu sezon hangi maçlarda hakemlerden şikayet edebilir desek, bize çıkartır mısınız desek, vallahi bize iki tane maç çıkartamazlar. Çıkartabilir mi hocam? Biz Barco Vizyon'la çıkardık. Başkanımız çıktı. Barco Vizyon'da anlattı, maçları gösterdi. Bir tane cevap geldi mi kendisine? Gelmedi. Gelmedi. Ben size bir şey söyleyeyim. Dün TGT yayınlısını izledin mi? İzledim. Bakın orada ne dedi Ömer Faruk Ünal? Normal dedi, VAR'ın dedi Fenerbahçe oyuncuları çağırması lazım dedi. Şimdi ben kurallara göre bir soru sordum onlara. Peki dedim, VAR'ın çağırması gerekiyorsa dedim, Fenerbahçe'yi nasıl ceza verecekler? Madem VAR'ın yetki alanındaysa. Evet. Verebilirler mi? O zaman dedim mesela Barış Alper Yılmaz Hataylı oyuncuya dirseğiyle bir hareket yaptı. Muatay mı o? Dirsekle yapıyor. Evet. Bilmiyorum. Öyle bir şey anlamam ben dövüş sporlarından. Evet. Normalde o sporda 7 puan. 7 puan alıyorsun o şeyde, evet, hareketten. Barış Alper Yılmaz'ın o dirseğiyle. Ama VAR çağırmadı. Değil mi? Ne oldu? Yanında kar kaldı. Ceza almadı. Ertesi maçta oynadı. Gol attı falan filan. Peki VAR burada çağırabiliyorsa, çağırmadıysa o sahip, Batu Şahin şu bu. Nasıl ceza vereceksiniz Fenerbahçe'ye? Barış Alper Yılmaz'a verebiliriz mi ceza? Veremedim. Çünkü maç, evet, hakemin şeyinde, VAR'ın gözetiminde değil mi? Veremedim. O zaman veremezsiniz ceza. Çünkü VAR var orada. VAR sistemi devam ediyor.
Maçtan sonra da hakem kırmızı kart gösterebiliyor. Kurallara göre. O yüzden zaten hocam sonra... Kerem Demiray mıydı o? Kerem Demiray mıydı Galatasaraylı futbolcu? Demiray. Antalya maçında tam yan hakemin, orta hakemin gözünün önünde rakibini dışarıya attı. Evet. Taç çizgisinin dışına attı. Sarı kart pozisyonu. O aynı köşede iki defa faul yaptı. Kart görmedi. Yine gol attı. Evet. Bak bunları ben şunu diyorum. Hakem orada kaçırabilir. Konu Kerem Merem o da değil. Kerem Ahmet Mehmet de değil. Bunlar Fenerbahçe'ye olduğu zaman çok sıkıntı. Ortalık ayağa kalkıyor. Babacığım. Burada kalkmıyor ortalık ayağa. Sadece olaya şey olarak bakmayın kırmızı. Türkiye'de çok ciddi bir kart şikesi var. Bak Galatasaray'da sarı kart verilmiyor. Evet. Bak dikkat edin. Son 10 maçını izle Galatasaray. Bak aç izle. Evet. Kaç tane sarı kart verilmemiş. Bak kırmızı kartlara bakma hiç. 3-4 de kırmızı kart verilmesi gerekiyor. Onlara bakma. En aşağı. Kaç tane sarı kart verilmemiş bak bakalım. Zaten ortaya çıkıyor. Sarı vermiyorlar ya. Bırak kırmızıyı, penaltıyı, şunu. Sarı veremiyorlar Galatasaray'a. Fenerbahçe'nin 9 tane üstü kart sınırında. Evet. 56 nasıl... tane kart görmüş Fenerbahçe. Nasıl rekabet edecek abi? Galatasaray'ın kart görülenleri kim biliyor musun? Vinicius. Kart yok ya. Kimin kartı yoksa o maçta bir tane göstermelik gösteriyorlar abi. Tamam, bak yemin ederim. Bak abi. Bir tane. Ya da Abdülkadir. Abdülkerim mi? Abdülkerim. Abdülkerim. 3 sarı kartını sakat dışarıda ya. Trabzon maçında nasıl dörtledi, sıfırladı? Ya sen bir hakemsin. Aptal olmaman lazım. Hakem dediğin. Biraz beyni çalışacak değil mi? Abdülkerim sakatlanmış, dışarı çıkmış maçta 5-1 Galatasaray önünde. Görmek için. Sana sözde itiraz oldu. Hocam falan filan yapıyor. 5-1 iken maç. Sen gidiyorsun sarı kartı ödül veriyorsun adama. Adam sakat çünkü. Bir sonraki hafta oynayamayacak. Kartı sıfırlayayım diye. Ya evet. Bunu Türkiye'de konuşan olmadı benim dışında biliyor musun? Aynen. Olmadı kardeşim. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz biz ya. Normalde bilinçli sarı kart görmek ceza. Evet. Ceza sebebi. Ama Türkiye'de bunu konuşan olmadı. Aa Fenerbahçe olsaydı. Allah! Özel Haluk Yürekli ile Gökhan Dinç özel program yapmıştı. Özel A Spor'da yayınlar yapılmıştı. Son dakika kırmızılar ceza geliyor. İşte Fenerbahçe ile X oyuncuya. Kırmızı alt bantlar falan. Faşizm var diyorum Fenerbahçe'ye karşı. Kardeşim faşizm var ya. Fenerbahçe ırkçılığı var diyorum. Bu ülkenin zencisi artık Fenerbahçeler oldu diyorum. Daha ne diyeyim abi? Sana bir şey soracağım. Söz. Ahmet Ercanlarsın. Ali Koç yerindesin. Fenerbahçe başkanısın. Şu 5 yıllık süreci yaşadın. Evet. Tamam mı? Gelirken tabii bunları hani daha evvelinde de biliyordun da. Evet. Hani bu kadar hat safhada bir saldırı olacağını tahmin edemiyordun. Evet. 5 yılı da yaşadın. Eve gittin. Evet. Aren dedi ki baba artık bırak. Evet. Yenge de %100 bırak der. Sen evet. Ne yapardın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ben Ali Koç olsam. Sen başkansın ya. Şimdi, Ali Koç'un yaşadıklarını yaşıyorsun. Bak şimdi ben Ali Koç olsam. Ben hiç girmezdim Fenerbahçe başkanım. Rahatım bozayım ya. Giderim Lo Hocam'la maçımı izlerim. Keyfimi sürerim. Şey yaparım. Ama Ali Koç'un sevgisi o kadar yüksek ki Fenerbahçe'ye. Evet. Bak gerçekten çok çok yüksek. Ben çok büyük saygı duyuyorum biliyor musun? Onun Fenerbahçe sevgisine. Hani bir iki böyle bir konuşmamız da oldu bu konuyla ilgili. Ben bu kadar Fenerbahçe'yi seven adam çok az gördüm. Ve çok büyük haksızlığa da uğradı. İşler kötü gittiği zaman. Çok küfürler yedi. Ailesine küfür. Fenerbahçeliler yaptı bunu. Ben Ali Koç olsam bu işe hiç girmezdim. Şimdi Ali Koç olsam sezon sonu. Bu işi asla bırakmam. İnat ederim. Bırakmam. İteyi köpeği bırakmam bu işleri. Dün bir şey çok hoşuma gitti biliyor musun? Bak Fenerbahçe sevgisi böyle bir şey. Feneryum'da çocuklar bana dedi ki kasadaki. Abi eski başkan Aziz Yıldırım inanılmaz derecede forma alıyor dedi. Bak bu benim hoşuma gitti mesela. Hmm. Tabii, yani çok forma alıyor dedi. Şimdi şöyle onlar dağıtıyor tabii, dedi böyle formaları dedi. Aziz Yıldırım mesela ihtiyaç sahiplerine dedi. Ankara'ya gittiği zaman mutlaka yanında 30-40 forma götürür orada bürokratlar izler. Onlar iyi bilen adamlardır. Fenerbahçe kulübü de bunları yapıyor. Ankara'da tabii ki kongrede bekliyor musun Aziz Yıldırım'ı? Hayır. Faik Çetiner açıkladı zaten bugün. Az ne dedi Faik abi? Ben Aziz Yıldırım katılmayacak dedi. Ayrıca kongreden bir gün önce de basın toplantısı yapacağı söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama
Ben Aziz Yıldırım'dan beklentim şuydu, o kongreye katılmasıydı. Evet. Beni üzdü işin açıkçası katılmayacak olması. Çünkü Fenerbahçe camiası sadece Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe camiası değil. Fenerbahçe camiası her zaman Fenerbahçe camiası. Evet. Ve Sayın Aziz Yıldırım evveli ve sonrasında da başkanken bu şekilde konuşmuyordu. Bu şekilde davranmıyordu. Ve ben ondan beklentim bu camianın eski başkanı olarak bu camianın her zaman yanında olması. Sadece 3 Temmuz olaylarında değil, her olayda bu camianın Faik yanında olması. Faik abinin açıklamalarını baz alarak, ki doğru söylüyordur Faik abi, bir gün önce yapacağı toplantıda bu çekilme kararına muhalefet olur mu sence? Ben şimdi katılmıyorsa öyle bir şey de bekliyorum. Tabii bu benim tahminim. Bir daha sorar mısın? Şimdi katılmıyormuş ya. Evet. Faik abi doğru söylüyor. Evet, Faik tamam. Abi uyduracak bir adam değil. Sormuştur kendisine. Ha, sormuştur. Şimdi katılmıyor. Bir gün önce de basın toplantısı evet. Düzenleyecek. Evet. Ben bu düzenleyeceği basın toplantısında bu çekilme kararına muhalefet sözler söyler mi sence? Eğer bu bütünlüğü bozarsa çok büyük yanlışlık yapar. Doğru bir iş yapmaz. Düşünün ki o gün 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım'ın muhalif olan insanlar, işte Hulusi Belgiler, işte bizim yayınlara çıkan Ahmet Bulutlar, Aziz Yıldırım'ı çok sevmemelerine rağmen yüzlerce kişi Çağlayan'a gidip, Beşiktaş Ata, DGM'nin, eski DGM'nin oraya gidip, hapishane Aziz Yıldırım'ı götürdükleri aracın önüne yattılar. Neden yaptılar? Aziz Yıldırım'ı sevmiyorlardı. Aziz Yıldırım'dan hoşlanmıyorlardı. Aziz Yıldırım gitsin istiyorlardı. Neden orada onu yaptılar? Fenerbahçe için yaptılar. Fenerbahçe'nin birliği, beraberliği ve o gün uğradığı kumpası evet. Yönelik yaptılar. Bugün de Fenerbahçe 3 Temmuz'dan farksız bir süreç yaşamıyor. Şu anda Aziz Yıldırım gidip orada yatması gerekiyor. Çünkü dışarıda olan o bu defa. Bakın 3 Temmuz'da ben her davaya giden bir insan olarak ben Ali Koç'la orada samimi oldum. Bir dostluk kurdum. Beraber oturduk, kafede oturduk. Çay içtik, kahve içtik, dertleştik. Bir dostluk kurduk orada. Her davaya gittim. Ve her gittiğimde Ali Koç oradaydı. Bak Ali Koç her davada gitti. Bak bir gün bir görüntüm var. Hiç unutamıyorum. Bak o gün çok düşündüm biliyor musun? Ya dedim adam burada ne iş? Şimdi mahkeme başladığı zaman şöyle bir kapı düşün. İki şeyli bir kapı. Mahkemenin kapısı. İki tarafı açılıyor. Oranın bir tarafını açıyorlardı. İnsanlar böyle yumak halinde içeri girmiş. Sıkışık bir şekilde. Evet. Ya ortaya baktım. Ali Koç en ortada. İçeri girmeye çalışıyor. Şimdiden düşündüm biliyor musun? Ya dedim. İş var mı adam burada ya dedim. Bu adam Ali Koç yani. O adam çok güçlü bir adam. İsterse mahkeme başkanına haber gönderir. Arka kapıdan gider. Yeri de hazırdır. Orada Ali Koç yazarlar. Bak o kadar diyorum. Ne iş var burada bu adamın? İnan çok düşündüm biliyor musun? O gün çok düşündüm özellikle ve çok üzüldüm. Ortada sıkışık kalmış ya adam böyle şeyin. Böyle orada içeride 50 kişilik yer var. 100 kişi kapıdan içeri girmeye çalışıyor aynen. Düşünüyor musun? Tam ortalarında Ali Koç. Sıkışmış kalmış. Ve bu adamın Fenerbahçe sevgisini sorgulamak mümkün mü? Ve bugün Sayın Aziz Yıldırım'dan biz bunu bekliyoruz. Fenerbahçe'nin 20 yıllık başkanlığı yapmış. Şimdi ben bu duyduğum haberden Faik abi haberinden birazcık şey yaptım, huylandım. Muhalif bir açıklama önceki, gelebilir diye. Bir gün önceki basın toplantısı mesela. Ben sayın eski başkanımızın o ayın ikisinde orada söz almasını daha uygun olarak görürdüm. Bu da çok da güzel olurdu yani. İstersen süper chatleri oku. Evet okuyacağım şimdi. Evet. Hakan Malkan. FIFA ile ilgili bir soru sormuş. Teşekkür ederiz. Ne sormuş? İyi yayınlar, siyasi otorite bu kadar futbolun içindeyken bu işi sadece FIFA çözer. Yönetim bu konuda kapsamlı bir rapor sunmayı düşünüyor mu FIFA'ya? Şimdi bu defa da Fenerbahçe ülke futbolunu sattı derler. Evet, biraz derler. Konuşuruz. O yüzden burada Fenerbahçe taraftarları FIFA'ya yazsınlar, şey yapsınlar. Öyle gerçekten bir şey de oldu yazsınlar. Galiba değil mi? Çünkü Ahmet artık bu işin gördüm. Gidecek bir noktası kalmadı. Bakın bugün günümüzde ben bir gün anlatayım ya artık açık anlatma. Tabii. Bir gün Nihat Özdemir'i ziyarete gittim. Bazı hakemlerin hakemliği bitirilmişti. Suat Arslan Boğanlar'dan biriydi. Bana dedi ki, ya dedim Malatya milletvekili benim çok sevdiğim bir adam. Suat Arslan Boğa'yı belki geri döndürebiliriz demişti. Her yerde siyaset var. Diyelim ki sen Derya bir Anadolu takımının teknik direktörü olacaksın.
Ankara'ya sormadan o takıma teknik direktör olamıyorsun. Bak daha öteye sorma. Diyelim ki bir hakemsin, bölge hakemisin. İşte Ali Şansalan mesela. Kim Ali Şansalan'ın arkasında? Çanakkale'de AK Parti neydi o? MHK üyesi vardı bir tane Çanakkale. Unuttum adamın adını. Evet. O var arkasında. Şimdi her yerden siyasetçi fışkırıyor böyle. Evet. Trabzon mesela bir şey oluyor Trabzon'la ilgili. Trabzon'un siyasetçiler federasyonu istila ediyorlar. Evet. Telefonla şeyle arayarak giderek. Babacım siyasetin futbolun yanından bile geçmemesi lazımken bizde futbolun her tarafında siyaset var. Bu yüzden de FIFA bu işe en de sonu müdahale eder. Evet. Etmemesi mümkün değil. Mehmet Büyük Ekşi Oz mu neydi? O isme. Mehmet Oz Büyük Ekşi Oz mu demişti? Mehmet Oz. Mehmet Oz varken, bak Mehmet Oz gibiler varken. Memos diyelim mi? Memos. Memos, Memos. Memos var Memos. Gibiler varken, Memos gibiler. FIFA da gelir, başkaları da gelir. Evde koyarlar, kayyum da alıntını. Çünkü artık ülke futbolunun gittiği nokta, uçurumun dibini geçtik, uçurumdan aşağı gidiyoruz artık. Yuvarlanı yuvarlanı böyle aşağı doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Paramparça oldu her yerimiz. Ve bu adam her şeyi mükemmel zannediyor. Çok ilginç. Şu anda da uçakta uçuyor, şeye gidiyor. Avusturya'ya. Hava da güzeldir orada. Bugün sana miydi? Söylediğim özel haberi söylemeyin değil mi ben? Söylemeyelim. Söyle. Gerek yok ya. Şu anda hiç bir gereği var. Hadi söyle, hadi söyle. Söylemeyelim ya. Söyle, yok söyle. Yok söylemeyelim. Tamam ben şimdi, süper çetin bir tane özel haber edeceğim. Var. Özel ha. Haber var Fenerbahçe ile ilgili. Bu cezalarla ilgili falan değil ama. Yani divan kurulu. O haber divan kuruluyla alakalı ama bence bu haberleri vermenin de şu anda Fenerbahçe'nin gündemine düşmesine gerek yok. Gerek de yok. Fenerbahçe'ye zarar vermiş olur. Hmm. Fenerbahçe'nin şu anda kenetlenmesi, birleşmesi lazım. 7'den 77'ye. Evet. Bunu taraftar bazında, sosyal medyada birbirine zıt insanlar yapabildiler. Camia büyüklerinin de o iftar yemeğinde hep beraber olması gerekir bence. En yakışan da budur. Bak o yemeğe gelmeyeceksin. O kongreye gelmeyeceksin. Ondan sonra da ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim demeyeceksin. Sayın Aziz Yıldırım. Süper çektim. Evet Cem Far, teşekkür ederiz. Hep siyaseti karıştırmayın diyorlar ama bu iş belli ki iktidarla Fener arasında artık. Sen bu büyük ekşili görevden alamıyorsan bize mesaj belli. Sandıkta Fenerliler gereken cevabı vermeli demiş. Ben siyasete girmiyorum. İstediğinize bak bu, girin. Bunlar tehlikeli sözler. Vicdanınıza göre olduğunuzu verin. Bak bunlar tehlikeli sözler ama bunları bu duruma getiren kim biliyor musun? Az önce örnek verdim. Dün ekranda konuşan, adeta uyduran o zibidiler, o şarlatanlar. Onlar yüzünden bu söylemler oluyor. Çünkü adam, ben o adamın Cumhurbaşkanımızın ağzıyla konuşmasından bir vatandaş olarak rahatsızım. Cumhurbaşkanımızın o adamı da şu anda çok kale aldığına da inanmıyorum. Çıkıyor ne diyor? İktidar istemiyor Ali Koç'u. Ali Koç Fenerbahçe'nin iyiliği için bıraksın. Ali Koç'un bırakıp bırakmayacağını siyasi hiçbir güç karışamaz. Tabii. Fenerbahçe kongre üyesi, Fenerbahçe taraftarı onu tayin eder. Başka kimse tayin edemez. Fenerbahçe kongresinin diğerlerinden en büyük özelliği de budur. En erdemli özelliği de budur. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Demin Ahmet Ercan'ın anlattığı gibi her siyasi ideolojiye sahip olan insan Fenerbahçe'de barınır zaten vardır. Fenerbahçe böyle bir mozaiktir, böyle bir ailedir. O insanın, o tarz insanların söylemleri yüzünden bizim taraftarımız da bu söylemleri tepki olarak veriyor. Burada zararı hem Fenerbahçe görüyor hem ülkenin siyaseti görüyor bence. Ben şunu anlamıyorum sadece. Maçlarda böyle en ufak taraftar bir tezahürat yapsa, bir protesto yapsa herhangi bir şeyde hemen müdahale ediliyor değil mi? Futbola siyaseti karıştırmayın diye. Evet. Ama siyaset bu kadar futbolun içinde. Bu taraf niye çözülmüyor da taraftara hemen böyle bir... Evet işte o enteresan. Sisteminde değişmesi gerektiğini ancak bu şekilde düzelecek. Siyaset futboldan elini eteğini çekecek. Kesinlikle. Başka var mı süper? Hasan Adıyaman teşekkür ederiz. Malatya'dan selamlar. İyi yayınlar Ahmet Bey. Vay Malatya. Hanım az önce Malatya dedik bak Malatya süper çekti. Evet geldi. Geldi. Evet. O türküde ne güzel be. O Yaman aman. Burası Adıyaman. Oo. Efsane türkü. Ya bir söyle ya. Sen girerken bir dakika. Sen girerken neyi söylüyordun?
Sen girerken bir şey hangi tür girerken bir şey söylüyordun ya sen? Yayına hemen girmeden önce. Vallahi unuttum ya, ne söyledim. Vallahi güzel bir şeydi değil mi? Güzeldi. Güzel bir türküydü. Ben de hatırlayamadım. Sen hatta dedin ki böyle mi girsen evet, dedin. Evet böyle mi girsek dedik. Ben vallahi türkü çok severim. Arabada türkü dinliyorum. En çok kimi seviyorsun? Türkü olarak. Türkü. Ya mesela kimleri seversin yani? Neleri dinlersin arabada? Ahmet Aslan'ı çok dinliyorum. Evet. Biliyor musun? Şey mi? Dur. Minnet eylemem. Bravo. Evet. Onu çok seviyorum. Cangokus biliyor musun? Yok. Sen biliyor musun? Biliyorum. O çok güzel türkü söylüyor. Yani türküleri çok güzel yorumluyor. Onu çok dinliyorum. Evet. Mesela ondan Haydar Haydar türküsünü inanılmaz seviyorum. Ondan Haydar. Yok mu ya şimdi? Olsa Haydar Haydar. Haluk Levent de çok güzel söyledi. Öyle mi? Haydar Haydar. Evet. Cangokus çok güzel. Haydar Haydar güzel bir türkü. Çok güzel. Güzel Haydar Haydar. Başka? Türkü olarak mı diyorsun? Ya bir de şey, neydi o türkü söyleyen popçu ya? Oğlum türkü soracağım sana. Metal mi soracağım? Sen metal dinleme. Sen o tarz dinleme. Rock dinlemezsin sen. Ben de ismi bir şey var. Evet evet neydi ya? Cem Adrian. Onun türküsünün bayılırdığım türküleri var. Çok güzel söylüyor. Evet. Eskilerden de ya mesela şeyi çok severim. Bizim Urfa Sıra Gecelerini. Hı. O ritmi Asfop böyle. Asfop Geceleri. Ritim, Asfop Gecesi Urfa'nın değil. Şeyin galiba. Başka bir yerin. Sıra Gecesi Urfa'nın. Hı. Oradaki ritme, müziğin şeyine, sesleri. İnanılmaz sesler vardır Urfa Sıra Gecelerinde. Ya bu adam nasıl ünlü olmamış diyeceğiniz çok tabii adam canım vardır. Onları çok severim. Ya türkü varsa benim için hayatta ama dünden beri de mesela sanat müziği dinliyorum arabada. Kim mesela? Müzeyyen Senar. Çok seviyorum. Aa. Zeki Müren aşırı seviyorum. Tabii canım. Müzeyyen Senar. Çok çok seviyorum. Gelmez bir daha onlar gibi. Dün akşamdan beri de niyeyse Türk sanat müziği dinliyorum arabada. Müzeyyen Senar özellikle. Son günlerde bir Aytaç Kanun çıktı bizim biliyor musun? Evet, Aytaç gördüm. Doğan. Fenerbahçelidir o da. İyi bir Fenerbahçelidir. Evet. Eğer gitmek istiyorsan yarın gece bugün değil Dorak mi o? X-Large'da Salı. Ha, Salı günü. Miydi? Konseri var. Ramazan yengeyi al. İçemiyoruz Ramazan'da ya. Yahu Ramazan'dan içme. Sonra gideriz. İç, tamam. Yarın akşam orada Aytaç Doğan. Yakında da Lüye TV'de çünkü de. Ha, buraya hem mı de geliyor? Bizim Dorak'ta. Yarın akşam saat gece o saatini tam bilmiyorum ama orada konseri var. O, yayın sonrası o zaman bir türkü dinleriz bak, artık. Bak Minor Empire dinle Ahmet diyor. Türküleri caz olarak koyuyorlar. Şimdi yoldayken hemen açıyorum. Minor Empire'ı dinliyorum. Ben hiç dinlemedim. Ben hiç ilk kez duyuyorum. Çünkü caz mı yapmış? Caz şeklinde söylüyorlar. Merak ettim. Hı, ben de severim ben o böyle coverlar. Böyle şeyleri çok severim. Çok güzel evet ya. Bizim o anlamdaki mozaiğimiz, ülkemizin tabii, her tabii bölgesinin türküsü çok güzel. Ege ayrı bir tadı var. Çok. Doğu, Karadeniz ayrı bir tadı var. Bu arada Haydar Haydar'la karışım. İki tane Haydar türküsü var ya. Biri Haydar Haydar Haydar. Onu da hı-hı çok severim. Ha. Benim söylediğim hani diyor ya. Ben Melanet Hırkası'nı. Ben Melanet Hırkası'nı değil mi? Kendim oh giydim kime ne. Onu çok çok severim. Çok güzel evet. Dinleriz şimdi yayından sonra. Ben çok de bir dinleyesim geldi yani. Evet. Ama Cangokus'tan dinleyin çok iyi söyledim. Tamam ondan dinleyelim. Bak bu saatte yine çok güzel bir katılım oldu. Evet 559 pardon şu an. Demin 600'dü düştü. Ama iftar saati İftar saati geliyor. İftar saati geliyor. Biz de yavaş evet yavaş isterseniz kapatalım. Evet. Ağzınıza sağlık Ahmet Bey. Herkese yine çok teşekkür keyifli ediyoruz bir yayındı. Orucumuz bozulmadı inşallah söylediğimiz laflarla. Şimdi hocam şimdi, ne diyorsun? Şimdi ne yapıyorum ama biliyor musun? Ne bir genel al. Genel al. Genel al abi bir. Bak şimdi. Şu forma. Hangisi? Ceko. Türkiye Ligi'nin en kariyerli golcüsünün ve gol kralının forması. Hı-hı. Tamam mı? Bu formayı alıyorum. Tabii. Ver oradan. Bir saniye şu düşmesin de şöyle bu alalım. Bu formayı alıyorum. Evet. Bu formayı ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Bana göre. Sevdiğim insanların olduğu için değil. Ahmet Ercanların kurucusu olduğu için değil. Bana göre YouTube'da en iyi Fenerbahçe kanalı. Hodri Meydan TV'nin abonelerinden bir tanesine sevgili Ahmet Ercanların ilk programında Ahmet Ercanlara bırakıyorum kimi tayin edecek, ne şartlarda verecek. Bunu Hodri Meydan TV ailesine biz Lüye TV olarak Edin Dzeko, ayıptır söylemesi dünyada da bunun viyası bellidir. Onu Ahmet Ercanlar kardeşime burada hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Lüye TV abonelerinden birine değil,
Hodri Meydan. Hodri Meydan TV. Bunu da kaldırdım hemen ki burada 5 yıldız o var. O zaman hala abone olmayan varsa Hodri Meydan TV'ye abone olun arkadaşlar. Evet. Bunu Ahmet Ercanlar'a veriyoruz. Ahmet Ercanlar bunu kendi abonelerinden, Hodri Meydan TV abonelerinden bir tanesine güzelce ne hediye etsin. Evet, bayram hediyesi öyle. Olsun o da. Peki, çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İzleyen herkese, süper chat atan, yorum gönderen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.